Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Hutfi izleyicileri, evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu ve zaman Said Nursi'nin siyasete bakışı hakkında olacak. Said Nursi Hazretleri 82 yıl hayatını 3 döneme ayırmıştır. Eski Said, Yeni Said ve 3. Said diye 3 farklı hayat devresi olarak hayatını yenilemiş ve tazelemiştir. Ve zamanın hayat devreleri arasında kuvvetli irtibatları netice vermiştir. 1878 doğum tarihinden 1923 yılına kadarki hayatı eski Said dönemidir. Meşrutiyet, hürriyet ve milliyetçilik gibi birçok içtimai ve siyasi meselelerin tartışıldığı bu dönemde Said Nursi Hazretleri makaleler yazmış, nutuklar vermiştir. Siyaseti İslam'a alet yaparak hararetle hürriyete çalışmıştır. Siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet etmiştir. Hedefinde vatan ve milletin saadeti vardır. Muhariki aşk-ı İslamiyet ve hamiyet-i diniyedir. Siyaset-i İslamiye'yi esas tutup bu yolla İslam'a hizmet etmeyi umduğu dönemdir. 1923 yılından sonra ve zamanı Yeni Said olarak görüyoruz. Kur'an'ın imani hakikatlerini tefsir etmiştir. Hayatı sürünlerle geçmiş. Bu dönemde 1949 yılına kadar devam etmiştir. 1950 yılından itibaren de 3. Said dönemi başlamıştır. Bu dönemde siyasetçilere mektup yazmış, içtimai ve siyasi hayata yön vermiştir. Seçimlerde oy kullanmış ve demokratları desteklemiştir. Üçüncü dönem, önceki dönemleri tamamıyla tamamlayıcı bir dönem olmuştur. Ve zaman Hazretleri daima müsbet hareket etmiş, bizim bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz demiş. Ve aynen de devam etmiştir. Said Nursi Hazretleri hizmetin şartları gereği talebelerin siyasetle meşgul olmasına şiddetle karşı geldiğini şu sözlerinden anlıyoruz. Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir diye boğazlar hakkında bir boş boğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordu. Batın alakadarına ve bilerek cevap verdi. Kalben yazık dedim. Bu vazife Nuriye'de zararı olacak. Sonra şiddetle ikaz etti. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım bir dostumuz vardır. Üçüncü Said'i talebelerinden önemli tesanüdlerini muhafaza ederek üstadlarının vazifesine hakkı varis olmalarını istemiştir. Evet, bu meyanda Mezan Said Nursi Hazretleri'nin Başbakanlığa, Adliye Bakanlığı'na, Dahiliye Bakanlığı'na göndermiş olduğu mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Haşiye, bu yazı Afyon hapsinde mevkuf iken, cezaevindeyken Hazreti Üstadımızın izniyle avukatları tarafından kaleme alınarak mezkur, yani adı geçen makamata göndermiştir. Evet, bunu söyleyen Mustafa Sungur abi, Said Nursi Hazretleri'nin Safi Evvel talebelerinden. Hürriyetin ilanını, birinci harbi umumiyi, mutareke zamanlarını, milli hükümetin ilk teşekkülünü ve Cumhuriyet zamanını birden derk eden, içine alan bütün hükümet ricali, bütün hükümet erkanları beni pek iyi tanırlar. Bununla beraber müsaadenizle hayatıma bir sinema şeridi gibi sizinle beraber göz gezdirelim. Bitlis vilayetine tabi Rus köyünde doğan ben, talebe hayatımda rast gelen alimlerle mücadele ederek
ilmi münakaşalarla karşıma çıkanları inayet-i ilahiye ile mağlup ede İstanbul'a kadar geldim. İstanbul'da o afetli şöhret içinde mücadele ederek nihayet rakiplerimin istadatıyla, karışmalarıyla, karıştırmalarıyla, fesatlarıyla merhum Sultan Hamid'in emriyle Timirhane'ye kadar sürüklendim. Hürriyet ilanıyla ve 31 Mart vakasındaki hizmetlerimle İttihat ve Terakki hükümetinin nazar-ı dikkatini celbettim. Camiül Eser gibi Medrese-i Zehra namında bir İslam üniversitesinin Van'da açması teklifiyle karşılaştım. Hatta temelini attım. Birinci Cihan Harbi'nin patlamasıyla tarihlerimi başıma toplayarak gönül alay kumandanı olarak harbe iştirak ettim. Kafkas cephesinde Bitlis'te esir düştüm. Esaretten kurtularak İstanbul'a geldim. Evet, Rus'ta esaretteyken kurtuluyor ve İstanbul'a geliyor. Dar-ı Hikmet-i İslamiye'ye aza oldum. Mütareke zamanında İslam kuvvetlerine karşı bütün mevcudiyetimle İstanbul'da çalıştım. Milli hükümetin galibiyeti üzerine yaptığım hizmetler Ankara hükümetince takdir edilerek Van'da üniversite açma teklifi tekrarlandı. Buraya kadarki geçen hayatım bir vatanperverlik haliydi. Siyaset yoluyla dine hizmet hissini taşıyordu. Evet, siyaset yoluyla dine hizmet hissini taşıyordu. Fakat bu andan itibaren dünyadan tamamen yüz çevirdim ve kendi İslam'a, kendi tabirime göre eski Said'i gömdüm. Büsbütün ahiret ehli ya yeni Said olarak dünyadan elimi çektim. Tam bir inziva ile bir zaman İstanbul Yuşa Tepesi'ne çekildim. Daha sonra doğduğum yer olan Bitlis ve Van tarafına giderek mağaralara kapandım. Ruhi ve vicdani hazımla baş başa kaldım. Euzubillahimineşşeytani ve siyaseti, yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım düsturuyla kendi ruhi alemime daldım. Ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın tetkik ve mutealasıyla vakit geçirerek yeni Said olarak yaşamaya başladım. Fakat kaderin cilveleri beni menfi, sürgün olarak muhtelif yerlerde bulundurdu. Bu esnada Kur'an-ı Kerim'in feyzinden kalbe doğan füyüzatı, feyzleri yanındaki kimselere yazılarak bir takım risaleler vücuda geldi. Bu risalelerin heyyet-i mecmuasının tamamı Risale-i Nur ismini verdim. Hakikaten Kur'an'ın nuruna istinad edildiği için, Kur'an'a dayandığı için Risale-i Nur, bu isim vicdanımdan doğmuş, bunun ilham-ı ilahi olduğuna bütün imanımla kanıyım ve bunları istinsa edenlere, bunları çoğaltanlara barekallah dedim. Çünkü iman nurunu başkalarından esirgemeye imkan yoktu. Bu risalelerin bir takım iman sahipleri tarafından birbirinden alınarak istihsa edildi, çoğaltıldı. Bana böyle bir kanaat verdi ki Müslümanların zedelenen imanlarını takviye için bir sevki ilahidir. Bu sevki ilahiye hiçbir sahibi iman mani olamayacağı gibi teşvike de dinen mecbur bulunduğumu hissettim. Zaten bugüne kadar 130'u bulan bu risaleler tamamen ahiret ve iman bahislerine ait olup siyasetten ve dünyadan kasti olarak bahsetmez. Buna rağmen bir takım fırsat düşkünlerinin de iştigal mevzuu oldu. Üzerinde tetkikat yapılarak Eskişehir, Kastamonu, Denizli'de tefhir edildim, cezalandırdım. Oradaki hapislere atıldı. Muhakemeler oldu. Neticede hakikat tecelli ettiği adalet yerini buldu. Fakat
bu düşkünler bir türlü usanmadılar. Bir türlü ve zamandan vazgeçmediler. Bu defa da beni tefki ederek Afyon'a getirmişlerdir. Mevkufum, şu anda tutukluyum diyor. İsticab altındayım, sorgulama altındayım. Bana şunları isnat ediyorlar. Bir, sen siyasi bir cemiyet kurmuşsun. İki, sen rejime aykırı fikirler neşediyorsun. Üç, siyasi bir gaye peşindesin. Ne zaman Hazretleri bunlara manidar bir cevap ediyor. Bir tek gayem vardır. O da mezara yalvaçtım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının, Rus komünistlerinin seslerini istiyoruz. Bu ses alemi İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücadelem ile inşallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkuyorum ki Bolşevikler olsun. Yani Rus komünistleri olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücadele açan dindar kuvvetlerle el ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Mevkuf Said Nursi. Ve zamanın siyasete bakışıyla devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.